Evet sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Melih Soyat. Bugün yine benim gözümden göreceksiniz. Şimdi bugünkü videomuzun konusu şoklarla ilgili. Tüfeklerde kullandığımız şoklar ve ölçüleri, üzerlerinde hepsinin farklı şoklar kullanılıyor. Bu şokların amacı yapacağınız hava göre işte saçmanın daha çabuk dağılması veya daha uzun süre sonra açılması, yani geç açması saçmanın. Bu şokların buna etkisi var. Elimde şimdi iki farklı markanın şokları var. Bunları beraber inceleyelim. Kumpas yardımıyla şöyle göstereyim. Solumdaki Atabenza'nın şokları. Boy olarak biraz uzun. Şöyle boyunu ölçeyim bunların. Boyu kaç geliyor? Hemen ölçelim. Bunlar 70 geliyor. Evet, şöyle göstereyim. Bunlar 70 geliyor. Bu da benim kullandığım Ermox'un şokları. Bu da 51. Bu da yani 5,1 santimetre. Şimdi bu şoklarla ilgili hemen bir kıyas yapalım. Her tüfekte, her markada şoklar aynı ölçülerde mi, değil mi? Onu hep birlikte görelim. Ben bakmadım daha önce. Şimdi sizle beraber ölçüp göreceğiz değerleri. Şu an atar mısın? Venza'nın 5 numaralı şoku. Üzerinde 5 yıldız var. S yazıyor standart olarak. Önce iç tarafı ölçüyorum. Namlunun içinde kalan kısmı. 5 numara şoku. Şu an 18,6. Namlunun iç tarafı. Şöyle göstereyim. Namlu içi. Şimdi vidalı kısmına bakıyoruz. Şurası yani şokun ucu. Namlunun ucunda kalan kısmı. Bu 5 numara şok 18,4 geliyor. Atavenza'nın 5 numara. Evet, şimdi şuna bakalım. 1, 2, 3, 4 değil. 5 numara şoku hangisi? 1, 2, 3, 4, 5 numara. Şimdi Ermox'unkine bakalım. Namlu içi 18,7. Namlu ucu kaç geliyor? Evet. Bunda da namlu ucu 18,4 geliyor. Hemen bakalım. 2 numara, 1 numara. Evet. Şimdi Atavenza'nın 4 numara şoku. Namlu içi ölçüyoruz. 18,7 namlu içi. Namlu ağzı 18 milimetre geliyor. Hemen bunun 4 numarasına bakalım. 1 numara, 2 numara şu. 1, 2, 3, 4. Evet, 4 numarayı ölçüyoruz. 18,7'ye 18,2 geliyor. Bakın, Ermox'ta 4 numara Atavenza'da 18 gelirken Ermox'da 18,2 geliyor. Yani her markanın kendi ölçüleri var. Şimdi 3 numara Venza'nın. Hemen Ermox'un 3 numarasını bulalım. Evet, 3 numara. Venza'nın 3 numarayı ölçüyoruz. Şöyle göstereyim. Bu dünya standardı herhalde. Üzerinde M yazıyor. 3 yıldız var. Evet. 18,7. Şöyle de göstereyim. 18,7. Namlu içi. Şöyle hemen ölçüyoruz. 17,8'de 3 numara şokun. Çıkış. Namlu çıkışı. 17,8. Şimdi Ermox'un 3 numara şokuna bakıyoruz. 18,7. Evet. 17,9 geliyor. Hemen şöyle kontrol edelim. Bu da 17,9. Venza'da 17,8 gelirken Ermox'ta 17,9 geliyor. Hemen 2 numarayı kıyaslıyoruz. -17 namlu içi. 2 numara şok hemen 17,5. Ha, 17,6.
Venza 2 numara 17.6. Hemen Ermox'a bakıyoruz. 18.7. Bu da bakın arkadaşlar 17.7 geliyor. Hemen şunu bir daha kıyaslayalım. 17.7 Venza'nınki 17.5 gelirken Ermox'unki 17.7 geliyor. Hemen Atan'ın şöyle bir numaralı F yazıyor üzerinde. Siz görebiliyor musunuz tam net? Hemen. Evet. 18.7 namlu içi. Namlu ağzı. 17.3 geliyor. Bir numara. Hemen Ermox'unkine bakıyoruz. Namlu içi 18.7. Namlu çıkışı 17.5 arkadaşlar. Bir numara 17.5. 17.2 Ermox'un bir numarası Venza'da arkadaşlar 2 numara şoka denk geliyor. Bu basit bir hani aradaki farkı göstermek için yapmış olduğum bir ölçme değerlendirmesiydi. Bana soruyorlar işte hangi kurşunu önerirsin veya hangi şeyi hangi kurşunu atmalıyım diye. Arkadaşlar tüfeğinizin şoklarının ölçüsüne göre 4 numara şokla kullanıyorsanız işte şeylerde yazar işte 4 numarayla 5 numara şokla tek kurşun atılır diye bir söylenir. Hani kimisi 3 numarayla da atıyorum ben de diyor. Ama her kurşunun çapı farklı arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Kullanacağınız kurşunların dış çapını bilip kullanacağınız şoku da ona göre tercih etmelisiniz. Bu size bir sıkıntı yaratabilir. Şokların girişlerinde problem yok. Hepsinin girişi namlu iç ölçüsüyle aynı diye tahmin ediyorum. Çünkü bunun geçtiği bir şey var. Fatura veya ne derler. Bir boşluk var. Namluyla bu birleşip geçiyor. Sıfır oluyor. Yani namlu iç çapıyla sadece namlu çıkışı farklı. 18.7 namlu içi 18.4 mesela namlu çıkışı. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Attığınız kurşunlar kontrol etmeden veya satılan kurşunlarda çok farklı çaplar var. Normal standartlarda çoğu tüfeğin 18.4 namlu çapı. Yani bunlar karşılıyor. Şöyle göstereyim tekrar. Evet, Ermox'un da Venza'nın da 5 numara şoku 18.4 geliyor. Ama gördüğünüz gibi şoklar arasında çok fark var. Ermox'un 1 numara şoku Ata Venza'nın 2 numara şokuna denk geliyor. Öyle söyleyeyim. Bu da grupmanda veya ne diyeyim hani attığınız avdaki penetrasyon diyorlar veya işte grupman diyelim buna etkisi olur. Siz de kullandığınız tüfeği basit şöyle bir kumpas vasıtasıyla kullandığınız tüfeğin namlu çapını ölçüp ona göre kurşun seçimi yapabilirsiniz. Bu size istikrarlı atışlar sağlar. Avda daha isabetli atışlar yapmanızı sağlar. Avda veya uçar avında hani attığınız hayvana göre vuruş imkanı daha çok olur. Hani denk gelen saçma miktarı artar. Buna göre seçimlerinizi yaparsanız daha iyi olur. Bunlar hani baz olsun diye elimde iki markanın daha fazla karıştırmak istemedim. Birkaç tane daha vardı şokum ama hani en şey olarak bunları tercih ettim. İnşallah bu videonun size faydası olmuştur. Dediğim gibi imkan olduğunca böyle farklı videolar yapmaya çalışıyoruz pandemide evimizde. İnşallah pandemi biter de sahalara tekrar dönüp deneme videoları, test videoları devam eder. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu arada katıl butonumuz aktif. Bize destek olmak isteyen arkadaşlar ufak çaplı meblağlarla bize destek olabilirler katıl butonunda. Bir ay abone oldunuz. Bir ay sonunda üyeliği sonlandırabilirsiniz.
İstediğiniz zaman katıl butonundan çıkabilirsiniz. Ufak da olsa desteğiniz bize fayda sağlar arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Farklı içeriklerle ilgili istekleriniz varsa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Biz de bu değerlendirmeleri inşallah pandemiden sonra yapmaya başlayacağız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, iyi akşamlar diliyorum.